Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir projeksiyon inceleyeceğiz. Ama özelliklerine göre fiyatı bayağı başarılı. İnternetteki satış rakamları iyi ve yorumlarına baktım. Yorumları da çok iyi. Konuğumuzu takdim edeyim. Havit markasının PJ209 Pro Prime Safir modeli. Daha henüz açmadım, deneyimlemedim. Birlikte açacağız ama daha öncesinde benim de çok severek takip ettiğim aynı zamanda arkadaşlarım olan teknoloji yayıncıları da incelemiş ve yorumları güzel onların da. Videolarını baştan sona izledim. Ben de projeksiyonu deneyimleyip yorumlarımı yapacağım. Şunu söyleyeyim, 1080p çözünürlüğü var ve içinde Android 9.0 yüklü geliyor. Bayağı başarılı özellikleri var ama onları videonun devamında anlatacağım. Daha öncesinde kutumuzu açalım. Evet, kocaman bir kutumuz var. Ürünün görselini de üstüne koymuşlar. Güzel gözüküyor. Bu arada şu gördüğünüz kısım ışıklı. Karanlıkta çok güzel gözüküyor. Söylediğim gibi Android 9.0 yüklü. Arkasını çevirdiğimizde de tüm teknik detayları yazmışlar. Şimdi hızlıca kutumuzu açalım. Oo. Kaldırdık ve projeksiyonumuz karşılıyor bizi. Ve süngerleri yolluyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Havit ülkeye göre fiyatlandırma yapan bir firma. Yani yurt dışında satılan fiyatlarının Türkiye ile çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu konuda takdir ediyorum abi. Çünkü döviz uçtu gitti. Hani bizim gibi alım gücü daha düşük ülkelere daha güzel bir fiyatlandırma yapmaları daha güzel bence. Çoğu firma yapmıyor bunu. Evet, kutu içeriğinden kullanım kılavuzu, garanti kartı, analog video kablosu, güç kablosu, HDMI ve bir tane yükseltici ayak bulunuyor. Son olarak da kumandamıza bakalım. Evet, üstünde baya bir tuş var. Durdurup başlatma, ileri geri, ana menü, ayarlar, geri çıkma, ses açma kısmı hepsi bulunuyor. Şimdi de projeksiyonumuza gelelim. Aynı benzer tuşlar yine projeksiyonun üstünde de mevcut. Yani projeksiyonu yönetmek için illa kumandaya ihtiyacınız yok. Bu arada malzeme kalitesini ben beğendim. Göründüğünden daha güzel. Videolarda acaba dedim görüntüsünden ama gayet güzel, kaliteli bir plastik kullanmışlar. 1,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Bir fiziksel özelliklerine bakalım. Burada bir koruyucu kapağımız var. Burada bir Havit logosu var ve etrafında LED var. Havit logosu dahil hepsi aydınlatmanı göreceksiniz. Burada da bir kızılötesi alıcımız var. Arkasını çevirdiğimizde güç girişi ve burada bir hoparlör. Yine bir kızılötesi alıcı kumanda için. Yan tarafını çevirdiğimizde burada havalandırma ızgaraları ve burada bir tane daha hoparlör var. Yani toplamda iki tane 3'er wattlık hoparlörümüz var. Ses seviyesini de test edeceğim. Girişlere geldiğimizde bir tane USB, bir tane kulaklık girişi, analog video girişi, iki tane HDMI ve ekstradan bir tane daha USB var. İki USB olması güzel olmuş. Direkt hiçbir çoklayıcı gerekmeden direkt klavye mouse'a bağlayabilirsiniz. USB bellek veya hard diskten bir şey izleyecekseniz de bu portlardan bağlıyorsunuz. Diğer tarafına baktığımızda da burada da hava girişini sağlayan kanallar var. Şöyle bir filtresi de var. Açabilirsem. Aa, geliyor geliyor. Evet, böyle bir toz filtremiz var. Arada bunu temizleyebilirsiniz. Altına baktığımızda ise burada silikon ayakçıklar var kaymasını engelleyen. Burada 1/4 evrensel vida girişimiz mevcut. Buradan isterseniz tripoda, isterseniz tavana veya duvara atabiliyorsunuz. Şurada bir delikçik daha var. Bu da yanında gelen yükseltici ayak. Şöyle takalım. Bu arada bayağı dengeli duruyor. Hiç sarsıntı yok. Bu yükseltici ayak, atıyorum, dimdik koyamıyorsunuz. Aşağı bir sehpaya koydunuz. Yukarı doğru eğim vermeniz için yapılmış bir vida. Manuel olarak bunu alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Ve projeksiyonu eğimli koyduğunuz senaryoda merceği de bükebiliyorsunuz aşağı yukarı. O da şuradan yapılıyor. Ve hemen önünde de fokus tekerimiz var. Şöyle lensin girip çıktığını görebilirsiniz içeri. Şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Doğal çözünürlüğü 1080p, 1920x1080. 16'ya 9'luk bir M-Boy oranına sahip. Bunu isterseniz 4'e 3 oranına da çevirebiliyorsunuz. 4K desteği mevcut. Yani 4K'ya yansıtmıyor. 4K bir görüntüyü HDMI tarafından içe alıp bunu çözüp 1080 olarak yayınlıyor. LCD teknolojisine sahip ve 1500'e 1 kontrast oranı var. Lamba ömrü ise 40.000 saat. Yani çok yüksek bir zaman bu. Yine benim kafadan yaptığım bir hesap var. Günde 8 saat izlediğinizi varsayıyorum. Çok büyük bir rakam verdim. Böldüğünüzde 5.000 gün eder. E 5.000 günde takribi kaç yapıyor? Yani 17 yıl mı ne yapıyor? Yani ömürlük bir şey diyebilirim. Projeksiyonlarda fazla ısınmaya dikkat etmeniz lazım. Ya yani televizyonlar gibi böyle sabahtan akşama kadar açık tutmanızı ben önermiyorum. Zaten öyle kullanılacak bir ürün de değil. Yani 3 saat 4 saat izledikten sonra bir 10-15 dakikalık dinlendirme yapabilirsiniz. 350 ansilümenlik bir parlaklığı var. Bu fiyattaki bir projeksiyon için gayet iyi bir değer. Projeksiyonun odak aralığı ise 1,5 metreden 7 metreye kadar.
kadar. Yani bu fokus yapabildiği aralıktan bahsediyorum. Maksimum 7 metre uzaklığa kadar koyduğunuzda fokus tekeri ayarından net bir görüntü elde edebiliyorsunuz ve 7 metreye koyduğunuzda 220 inçlik bir görüntü elde ediyorsunuz. Yani 220 inç çok büyük. Herhangi bir ev duvarından daha büyük. O yüzden böyle görüntü büyüklüğüyle alakalı sıkıntınız olmasın. En küçük verebildiği görüntü ise 43 inç. Bizim evimizdeki LCD televizyonlar gibi düşünebilirsiniz. 1 GB'lık bir RAM'i var. 8 GB'lık da kendine ait bir hafızası var. 85 Watt'lık bir güç tüketimi var. İçinde Bluetooth versiyon 5.0 var. Wi-Fi tarafında da 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını da destekliyor. İçinde Android 9.0 ile birlikte geldiğini söyledim. Yani içerisinde YouTube, Netflix, Spotify, işte Disney Plus, aklınıza ne geliyorsa tüm platformlar yer alıyor. Fakat Google lisanslı bir ürün olmadığı için bu programları 1080p'de izleyemiyorsunuz. Programa göre değişiyor. Kimisi 480p, kimisi 540p'de gösteriyor. Eğer full çözünürlük, yani 1080p almak istiyorsanız harici olarak HDMI'den bağlantı kurmanız gerekiyor. Bir TV box olabilir, oyun konsolu olabilir, bilgisayar olabilir. Bu şekilde destekleyebilirsiniz. Ben hem kendi içindeki platformdan hem de harici olarak bir görüntü kaynağı bağlayarak testini yapacağım. Görsel olarak aradaki farkları anlatmaya çalışacağım. Hem bilgisayar bağlayıp video izleyeceğim hem de oyun konsolumu bağlayarak oyun oynayacağım. Hadi isterseniz gidelim projeksiyonu kuralım, ardından testlerimize başlayalım. Evet, öncesinde oyun konsoluma bağladım bir çevirici yardımıyla. Şu an gri bir duvara yansıtmama rağmen görüntü gayet güzel. Koyu bir gri bu arada duvar. Vallahi canavar gibi oynatıyor ya. Hiç takılma falan yok. Aman aman aman. Ufak bir nazarlık oldu orada ama bu konsoldan kaynaklı bir şey. Çünkü aynı anda hem projeksiyona görüntü veriyor hem de kendi ekranında açık. Bas baba bas. Şu an hiç takılma yok. Gayet normal. Ses de projeksiyondan geliyor bu arada. Sesi de kısık bayağı. Açayım, fullleyeyim hatta. Ses seviyesi çok yüksek projeksiyonun. Dur gari artık be. Şu an YouTube'a girdim, kendi videomu açtım. Herkese selamlar, umarım keyifleriniz yerindedir. Çok hareket. Bakın 4K desteği de var. 4K'yı aldım. Selamlar, umarım keyifleriniz yerindedir. Çok hareket edemiyorum çünkü. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Renkler falan çok iyi. Parlaklığı da şu an için çok iyi. Hem söylediğim gibi yansıttığım duvar koyu gri, hem de burası aydınlık şu an. Yani tepemde çok kuvvetli bir ışık var. İster istemez o yansıyor oraya. Ona rağmen gayet keyifli. Zifiri alanda da deneyeceğim. Bir konsol testi yapayım dedim. Şimdilik gayet güzel gidiyor. Evet, selamlar. Şimdi projeksiyonu bağladım. Şu an projeksiyon perdesine yansıtıyorum ve zifiri sayılacak bir karanlıktayım. Aydınlık görüntüsünü de göstereyim. Hemen ışığı açıyorum. Şu an perdenin tam tepesinde bir ışık var ve aşırı aydınlık diyebileceğim seviyede. Ona rağmen yine gözüküyor. Çok keyifli bir izlenim sunmaz. Ama yine yüksek aydınlıkta bile görüntüyü seçebiliyorsunuz. Ana sayfa bu şekilde. Aşağı doğru indiğimizde kumandadan yönetiyorum şu an. YouTube, Prime Video, HBO Max, Disney Plus. Daha birçok program mevcut. Uygulamalar bölümüne geldiğinizde video, haberler, müzik, spor, lifestyle gibi uygulamaları ayırmış. Mesela müziğe tıklıyorum. Müzikle alakalı olan uygulamalar çıkıyor işte Spotify'dan Shazam'a kadar. Haberlere tıkladığımdaysa yine haberle ilgili olanlar, genellikle televizyon yayını yapan kanallar çıkıyor. Videoya geldiğimde TNT'den Cartoon Network'e, ABC'den Disney Plus'a kadar birçok uygulamam var. Burada bir App Store var. Buradan istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Android olduğu için çok fazla seçenek var. Aşağı indiğimizde Multimedia Player var. Bluetooth hoparlör seçeneği var. Yani bu projeksiyonu projeksiyon olarak kullanmayıp Bluetooth yardımıyla bir hoparlör şeklinde kullanabiliyorsunuz. 2 tane 3 wattlık hoparlörü var zaten. Söylemiştim. Ekran yansıtma var. Android'de de çalışıyor. iPhone'da da çalışıyor. Ve tarayıcı var. Buradan istediğiniz sitelere giriş yapabiliyorsunuz. Yön tuşlarıyla yönettiğiniz bir mouse var. Bilgisayar gibi de çalışıyor. Burada video bölümü var. Müzik bölümü var. Ve ayarlar menüsü var. Ayarlar menüsünü hızlıca göstereyim. Bu arada gördüğünüz üzere Türkçe. Bunun dilini ben değiştirdim. Dil bölümünde göstereceğim. Projeksiyon ayarlarıyla başlayalım. Projeksiyonun açısını değiştirebiliyorsunuz. Yani tavana ters asarsanız da görüntüyü ters çevirerek kullanabiliyorsunuz. Veya şu an kurduğum düzen değil de
arkadan perdeye yansıtılan senaryolar da var. Onlarda da görüntüye ayna görüntüsü katarak düz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ama o perdeler farklı. Zoom in, zoom out var. Şu an %100'de. Görüntüyü küçültebiliyorsunuz da. %50 oranında küçülüyor. Ben şu an takribi olarak perdeye 4 metre mesafeye koydum projeksiyonu. Şu an eni %100'deyken 2.25, boyu da 1.25 civarında. Dikey düzeltme var mesela bu şekilde. Yatık kullanıyorsanız ayar yapabiliyorsunuz. Aynısının yatayı da var. Sağ veya sola bu işlemi yapabiliyorsunuz. Köşeleri düzeltme bir projeksiyondaki en önemli ayarlardan biri. Bir perdeye veya duvara görüntüyü yansıttınız ama sağında solunda kenara taşmalar var. Bunu manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela aşağı doğru indiriyorum. Bunu dört köşeye de uygulayabiliyorsunuz. Mesela sağ üst köşe biraz perdenin dışına taşmış durumda. Yana alıyorum ve şu an tam istediğim dereceye geldi. Diğer tarafı da ayarlıyorum. Evet, şu an tam bir dikdörtgen ayarı yakaladım. Bunu bu ayardan yapabilirsiniz. Geri geldiğimde A ayarları var. Buradan Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz. 5 GHz bandında destekliyor. Bluetooth ayarları var. İstediğiniz bir Bluetooth aygıtını bağlayabiliyorsunuz. Hoparlör olabilir, kulaklık olabilir. Uygulama yönetimi var. Netflix'e geldim. Buradan işte kaldırıp ön belleği temizleme seçenekleri var. Dil ayarlarına geldiğimizde burada çoğu Avrupa dili ve Uzak Doğu dilleri var. Türkçe de dahil. Klavyeyi ayarlayabiliyorsunuz. Tarih saat ayarları var. Diğer ayarlara geldim. Buradan işte tuş sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Ekran koruyucu, işte şu kadar süre sonra otomatik kapansın gibi bir seçenekler var. Bunlar gayet güzel olmuş. Hakkında bölümüne geldiğimizde de içindeki RAM, Android sürümü, bu tarz bilgiler yer alıyor. Geri geldiğimde seçeneklere geliyorum. Burada pek bir şey yok. Bizi ilgilendiren bir durum da yok. Sadece göstermek istedim. Şimdi Netflix'e devam edelim. Evet, Black Mirror'dan bir görüntü açtım, bir bölüm açtım. Arada değiştireceğim, ileri falan süreceğim çünkü telif yemekten korkuyorum. Şu an gördüğünüz görüntü 540p ve görüntü olarak rahatsız edici değil, onu söyleyeyim. Yani bir televizyonda olsa, bir monitörde olsa çok rahatsızlık duyarsınız, açık söyleyeyim. Fakat izlerken çok fazla bir rahatsızlık vermiyor. Ben harici olarak laptop'tan da aynı görüntüyü aldım. Kamerada belli olmadığı için göstermeyeceğim. Evet, 1080'in tabii ki farkı var. O netliği anlıyorsunuz ama asla izlenmeyecek bir kıvamda değil. Gayet zevk alırsınız. Ama ben yine de herhangi bir TV box veya bilgisayar sayesinde bir görüntü sağlamanızı tavsiye ederim. Çünkü çok daha iyi bir çözünürlük sunuyor. Bir de YouTube'a girelim. YouTube'da durum farklı. Mesela son videomu açalım. Sesi de yükseltiyorum. Çünkü inanılmaz bir ürünle karşınızdayım bugün. 2-3 gündür kullanıyorum ve acayip keyif aldım üründen. Bugün bir oyun konsolu inceleyeceğiz. Taşınabilir bir... Hemen hızlıca göstereyim. Ve karşınızda... Tahmin edenler olmuştur. Asus ROG. Sesi de kısayım, duyun diye açmıştım. Sesi çok iyi bu arada. Gayet yeterli. Ekstradan bir şey bağlamanıza gerek kalmaz seviye anlamında ama kaliteli ve baslı bir şey istiyorsanız tabii ki bir ses sistemi daha büyük keyif getirir. Gördüğünüz üzere maksimum 720p'de izleyebiliyoruz. Bu video 4K olarak çekildi. Zaten bu projeksiyonun maksimum verebildiği 1080p. Ama kendi içerisindeki YouTube'dan maksimum 720p izleyebiliyorsunuz. Ya dediğim gibi görüntü gayet güzel. Keyif verir. Ama fazlasını isterseniz bir görüntü kaynağı bağlamanız gerekiyor. Şimdi bir müzik açayım ben. Aşağıda çıktı. Sesi fulluyorum. Şu an %100 seviyesinde. Projeksiyondan yaklaşık 1 metre uzaktayım. İleri sarıyorum hatta. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir projeksiyona göre hoparlörü gerçekten çok iyi. Hem ses seviyesi anlamında hem biraz bası var. Hem de böyle çıtırdama falan olmuyor. Yani gayet kaliteli, düzgün bir ses çıkıyor. Fan sesinden bahsetmek istiyorum biraz. Evet, kullandığım projeksiyonlar arasında düşük diyebileceğim bir fan sesine sahip değil.
fan sesini duyuyorsunuz ama bir şey izlerken projeksiyondan çıkan sesle birlikte hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Yakınınızda değilse de duymuyorsunuz bu arada. Ama çok böyle sessiz bir ortamda odanın herhangi bir yerinden fan sesini duyabilirsiniz. Renklerine gelmek istiyorum. Ben renklerini çok beğendim. Gerçeğe çok yakın. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın ve şu da dikkatimi çok çekti. Genellikle projeksiyonların ampulleri oval olduğu için, daha doğrusu lensleri oval olduğu için ortadan ziyade köşelerde görüntü anlamında bozulmalar olur. Bundan neredeyse yok denecek kadar az. Düzgün bir fokus ayarı yaptığınızda en köşeler bile çok net çıkıyor. Evet, yavaştan incelemenin sonuna geliyoruz. Şunu söyleyeyim. Tam anlamıyla fiyat performans kralı diyebilirim. Genellikle bu fiyat bandındaki projeksiyonlarda renk doğruluğuyla alakalı sıkıntılar var. Hem keskinliği çok iyi hem renkleri çok güzeldi. Bu arada bu ekran yansıtma bölümünü çekmeyi unutmuşum, sonradan fark ettim. Helal edin ama deneyimimi anlatayım. Yarım saniyelik bir gecikmeyle geliyor. Yani bir şey izleyecekseniz çok rahat izlettirir. Fakat anlık bir işlem yaparken takip ettiğinizde biraz yoruyor sizi. Çünkü o yarım saniyelik gecikme, bir işlem yapıyorsunuz ve diğer işlemi yapmak için bekliyorsunuz falan. Çok efektif değil o yüzden. Zaten ekran yansıtmayı da o şekilde kullanmak mantıklı değil. Yani en iyisi bir şey açıp izlemeniz. Ürünün linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Fiyatı gerçekten bu dövizdeyken gayet uygun. Hani piyasada böyle 1500 liralık falan sarı renkli, beyaz renkli böyle karışık bir projeksiyon var. Sakın ona bulaşmayın. Aklınızda belki canlanmıştır. Böyle o çok felaket pazarlanıyor. Hem çok ucuz olduğu için yok tavana yansıtıyorlar falan. Rezalet ötesi. Ne ışık gücü var, ne renkler renk, ne keskinlik keskinlik. Çok rezil bir ürün o. Sakın öyle projeksiyonlara yönelmeyin. Paranızı çöpe atmış olursunuz. Kullanmak için illaki bir projeksiyon perdesine gerek yok. Çok tırtıklı olmayan beyaz bir duvar işinizi görür. Evet, neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.